Merhaba değerli arkadaşlar, ben İmet Hocanız. Hepinize Denizli'den sesleniyorum. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankası test 49'u birlikte çözüyoruz. Aşağıdaki grafik 4 bebeğin bir gün içindeki zamana bağlı olarak vücut sıcaklığı değişimini göstermektedir. Şimdi 0-6 ve 21 saatleri arasında hangi bebeğin vücut sıcaklığındaki değişim en çok olmuştur? Bu soruluyor. Şimdi tek tek bakalım. Örneğin Asel için sırayla başlayalım. Asel'inki 36,5 ile 37,3 aralığında değişiyor. O zaman 37,3'ten 36,5'u çıkararak bu değişim farkını bulabiliriz aslında. 13'ten 5 çıktı, 8, burası 0,8. Bu Asel, böyle gösteriyorum direkt. Sonra Burak'a geldiğimde bakın 36,7'den 37,5'a kadar çıkabiliyor. O zaman 37,5 ile 36,7 arasındaki farka bakabiliriz. Bu da 15'ten 7 çıktı, 8. Burası da yine 0,8 oldu. Bu kim? Bu Burak. Tamam. İkisi aynı çıktı bu arada. Ebrar'a geldiğimizde 36,9'da 37,5 aralığı, 37,5 ile 36,9 aralığı. Bunlardan daha az olacak. 15'ten 9 çıktığında 6 kalacak, 0,6. Bu da Ebrar oldu. Yağız'a geldiğimizde bakın 37,5'tan 36,5'a, 37,5 ile 36,5 arasındaki farka bakacak olursak buradan ne elde ediyoruz? Bir derecelik bir fark elde ediyoruz. En fazla değişim kimde olmuş oldu? Yağız'da olmuş oldu. Doğru cevap Denizli olmalıdır. Aşağıdaki grafik 4 bebeğin bir gün içindeki zamana bağlı olarak vücut sıcaklığı değişimini göstermektedir. 0-6 ve 21 saatler arasında vücut sıcaklığında hem artma hem de azalma gözlenen bebek aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kırmızıyla olan Asel. Asel'e baktığımızda bir artış var, azalma yok. O yüzden bunu alamayız. Burak'a baktığımızda Burak sarı olan, bakın orada da bir sabit, sonra artıyor falan, alamayız. Ebrar'a baktığımızda Ebrar mavi, bakın artıyor, sabitleniyor, azalıyor. Evet, artma azalma var, alabiliriz. Yağız'a baktığımızda o da gittikçe azalıyor, artma yok. O yüzden alamayız. Doğru cevap burada C seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki grafik 4 bebeğin bir gün içindeki zamana bağlı olarak vücut sıcaklığı değişimini göstermektedir. Aşağıda verilen saatlerin hangisinde herhangi iki bebeğin vücut sıcaklıkları aynıdır? Şimdi 0-6'ya baktığımızda hiç aynı olan falan yok. 11'e baktığımızda hiç aynı olan yok. 16'ya baktığımızda evet aynı olan var. Bakın saat 16'da şu yeşille sarı olan, yani Yağız'la Burak aynı derecede, 37,1 derecede. O zaman doğru cevap burada Ceyhan olmalıdır. Aşağıdaki grafik 4 bebeğin bir gün içindeki zamana bağlı vücut sıcaklığı değişimini göstermektedir. Burada verilen saatlerin hangisinde vücut sıcaklığı 37 dereceden az olan bebek sayısı daha çoktur? Şimdi 37 dereceden az olana bakacağız. 37 dereceden az olanlar neresi oluyor? Bakın şurası 37,1. O zaman şurada 3 tane bebek var. Saat 6'da bakın 3 tane bebek var. Burada 3 tane diyebiliriz. Buraya baktığımızda burada 2 tane var saat 11'de. 16'ya baktığımızda sadece bir tane var diyebiliriz. Saat 21'e baktığımızda burada da yine 2 tane olduğunu söyleyebiliriz. O zaman saat 6'da bebek sayısı burada daha çoktur, 37 dereceden az. Doğru cevap A seçeneği Adana olmalı. Aşağıdaki grafik 2017-2020 yılları arasında bir şehirdeki otomobillerin yakıt türlerine göre trafikteki sayılarını göstermektedir. Trafikteki otomobil sayısı en çok olan yıl aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2017'ye baktığımızda şurası 7, burası 6, burası 4. 7, 6 daha 13, 4 daha 17. O zaman burada 17 bin tane araç vardır diyebiliriz. Buraya geldiğimizde 2018'de bakın burası 7, burası 6, burası 6. 7, 6 daha 13, 6 daha ne yapacak? 19 yapacak. O zaman şuraya geldiğimizde bakın 6, 6, 12, 8 daha 20 bin yapacak. Buraya geldiğimizde 8, 6 daha 14, 4 daha 18 bin yapacak. O zaman en çok araç 2019 yılındadır diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan'dır. Aşağıdaki grafik 2017-2020 yılları arasında bir şehirdeki otomobillerin yakıt türlerine göre trafikteki sayılarını göstermektedir. Trafikteki benzinli otomobil sayısının en çok olduğu yılda LPG ve motorun yakıt türlerine sahip otomobil sayısının toplamı kaçtır? Şimdi bakın benzin yeşille gösterilen, o zaman burada en fazla benzin,
O zaman diğerlerine bakacak olursak LPG'li 6000, motorin olan da 4000. O zaman toplam 10.000'dir. Doğru cevap A seçeneği Adana olmalıdır. Aşağıdaki grafik 2017-2020 yılları arasında bir şehirdeki otomobillerin yakıt türlerine göre trafikteki sayılarını göstermektedir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? LPG'li otomobil sayısının benzinli otomobil sayısından az olduğu yıllardan biri 2020'dir. Evet, bakın LPG benzine göre 2020'de azdır. O yıllardan biridir. Doğrudur. 2017 yılında yakıt türü benzin olan otomobil sayısı en azdır. Evet, bakın benzin olan burada en azdır. Doğrudur. LPG'li otomobil sayısının en çok olduğu yıl 2019'dur. Evet, LPG'li otomobil sayısının en çok olduğu yıl 2019'dur. Bu da doğrudur. Motorin yakıt türüne sahip otomobil sayısı sürekli azalmıştır. Hayır. Yani motorun sayısı sürekli azalmıştır diyemeyiz. Neden? Çünkü bakın şurada bir azalma var ama 2018'de 2019'da sabit yani. Orada bir azalma değil. Yani yanlış olmuş bu. Doğru cevabı bulduk. Denizli'dir. Aşağıdaki grafik bir ülkenin yıllara göre plastik üretimi ve geri dönüşüm miktarı değişimini göstermektedir. Yeşil çizgi üretim, kırmızı çizgi geri dönüşüm. Şimdi buradaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 2016 yılında 4 milyon ton plastik üretilmiştir. Evet, 2016 yılında 4 milyon ton plastik üretilmiştir. Doğru bir ifadedir. 2019 yılına kadar toplam plastik üretim miktarı 21 milyon tondur. Bakalım 2019'a kadar ne üretilmiş? Burası 4, burası 5, burası 6, burası 6. Toplarsak bunları 6 daha 12, 5 daha 17, 4 daha 21 milyon ton doğrudur. Geri dönüşüm en fazla 2019 yılında olmuştur. O da doğrudur. 2019'da bakın geri dönüşüm en fazla. Üretim miktarı ile geri dönüşüm miktarı arasındaki farkın en az olduğu yıl 2017'dir denilmiş. Oradaki fark 5'ten 4 çıktığında 1. Ancak şuradaki fark 0. Yani o yüzden 2019 olmalıydı. Bu yanlıştır. Doğru cevabımız Denizli olmalıdır. Aşağıdaki grafik bir ülkenin yıllara göre plastik üretim ve geri dönüşüm miktarı değişimini göstermektedir. Üretime göre geri dönüşüm oranı en fazla olan yıl aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi üretim burada 4 iken geri dönüşüm 2. Yani 4'te 2 diyebilirim. Buraya baktığımda bakın geri dönüşüm ve üretim arasında 5'te 4'lük bir şey var. Tamam. Buraya geldiğimde bakın üretim 6, geri dönüşüm 4, 6'da 4. Buraya geldiğimde üretimde geri dönüşümde 6, 6'da 6. Yani burası 1 oldu. Bak en fazla şu an bu. Buraya geldiğimde üretim 6, geri dönüşüm 5, 6'da 5. O zaman burada en fazla olan 2019'dur diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Aşağıdaki grafik bir ülkenin yıllara göre plastik üretimi ve geri dönüşüm miktarı değişimini göstermektedir. 5 yıllık süre boyunca bu ülke toplam kaç milyon ton plastiği geri dönüşüme kazandırmıştır? Bakalım şurası 2, şurası 2, burası 4, burası 4, burası 6, burası 5. Hadi toplayalım. Burada 6, 4 daha 10, 4 daha 14, 2 daha 16, 5 daha 21. Doğru cevap o zaman Denizli olmalıdır. Aşağıda iki kişinin günlere göre besinlerden aldıkları enerji miktarları grafikte gösterilmiştir. İrem ve Kerem'in aldığı 5 günlük ortalama enerji miktarları arasındaki fark kaç kaloridir? Şimdi İrem için bulalım 1800, 2100. Bak bunları hep toplayacağız. 1800, 2100. Sonra şurası 2000. Daha sonra şuraya geldiğimde 1700. Şuraya geldiğimde de 1900. Bunları topluyoruz. Şimdi şöyle bir şey olacak. Bakın şuralar 0 zaten. 9, 1 daha 10, 15 daha 25. Elde 2 var. 2, 4, 5, 6, 7, 2 daha 9. 9500 yapıyor. Şimdi ortalaması dendiği için burada 9500'ü 5'e bölerim. 9'un içinde 5 bir kere var. Burada 45'in içinde 5 9 kere var. 1900 kalori. Bu İrem ortalaması. Kerem'e gelelim. Kerem için 1900, 2000. Bakın yazıyorum. 1900, 2000. Daha sonra şurası 2100. Daha sonra şurası 1900. Daha sonra şuraya geldiğimde 1700. Şimdi bunları toplayacağız. Bunları topladığımızda da
Şuralar 0 0. Şuraya baktığımda 9 1 daha 10, 9 daha 19, 7 daha 26 elde var. 2 2 4 5 6 7 2 de elde olduğu için 9600. 9600'ü 5'e böleceğim. 9'un içinde 5 yine 1 kere var. 46'nın içinde 5 9 kere var. 9 kere 5 45. Sonra şurada 10'un içinde 5 2 kere var. 0'ın içinde olmadığı için ne diyeceğim burada? 0'ın içinde olmadığı için 1920 kalori diyeceğim. O zaman aradaki fark 20 kaloridir. Doğru cevap Bursa olmalıdır. İrem'in salı günü aldığı enerji, Kerem'in cuma günü aldığı enerjiden kaç kalori fazladır? Şimdi İrem salı günü 2100 kalori enerji alıyor. Kerem cuma günü 1700 kalori enerji alıyor. O zaman aradaki farka baktığımızda 400 kalorilik bir enerji farkı olduğunu görebiliriz. Doğru cevap Denizli'dir. İrem ve Kerem'in en çok enerji aldıkları günler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi İrem'in en fazla aldığı salı günüdür. Kerem'in en fazla aldığıysa çarşamba günüdür. O zaman salı çarşamba doğru cevabımız olacak Bursa. Kerem kaç gün ortalama aldığı enerji miktarından daha az enerji almıştır? Şimdi Kerem'in aldığı enerji miktarının ortalamasını bulmak için bunları toplayacağız. 1900 yani yeşil olanları 1900, 2000 daha 3900. Sonra şuraya geliyorum. Burası 2100. 1900 daha ne yapıyor? 4000. 3900 artı 4000. Sonra şurası var 1700. Bunları topluyorum. Tamam. Burası ne oldu? 0, 0, 9, 7 daha 16, 7, 1 daha 8, bir yerde 9600 yaptı. Şimdi 9600'ü 5 gün olduğu için 5'e böleceğim. 9'un içinde 5 bir kere var. 46'nın içinde 5 9 kere var. 9 kere 5 45. 10'un içinde 5 2 kere var. Burada 0'ın içinde olmadığı için şurada 1920 olarak buluyoruz. Ortalama 1920 kalori harcıyor. Pazartesi bu ortalamanın altında, evet. Salı günü ortalamanın üstünde, çarşamba ortalamanın üstünde, perşembe ortalamanın altında, cuma ortalamanın altında. O zaman 3 gün ortalamanın altında enerji almıştır diyebiliriz. Doğru cevap Ceyhan'dır. Bir video çözümümüzün de burada sonuna geldik. Bir dahaki video çözümünde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak, hoşça kal.